Emine Şeçoroviç Kaşlı bizlerle birlikte medyayı konuşmaya devam edeceğiz. Hem Bosna Hersek medyasını konuşacağız, hem yeni girişimleri ele alacağız, hem de Türkiye'nin aslında Bosna Hersek'te gündemi belirleme gücü ve etkisi var mı konuşmak istiyoruz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Öncelikle şunu sormak istiyorum Emine Hanım. Türkiye'de yaşanan gelişmeler Bosna Hersek'te ne kadar takip ediliyor? Bu gelişmeleri doğru biçimde yansıtabilecek kaynaklara sahip mi? Şimdi şunu diyebilirim. Ben bir yaklaşık 9 sene önce buradaki bir gazete için Türkiye muhabirliğine başladım. Ve o zaman tek muhabir bendim. Başka ne burada Anadolu Ajansı vardı hani temsilci olarak, ne gazetelerin Türkiye'den bir muhabiri vardı. Çok çok az Türkiye yer ediniyordu. Hani ancak böyle büyük bir olaylar, siyasi haberler vesaire. Fakat şu an hani turizmden tutun, sanatçılardan tutun, bütün her şeyle Türkiye artık medyada var ve Bosna takip ediliyor. Tanıtımlardan tutun, hani şehir şehir, Anadolu, diyarlar vesaire, bütün her şey tanıtılıyor. Çünkü insanlar artık merak ediyorlar. Bambaşka bir Türkiye algısı var. Önceden, yani 10 sene öncesinde Türkiye dediğinizde belki bir Bodrum, döner, Tarkan akla geliyordu. Şu an öyle değil. Şu an bambaşka bir Türkiye algısı var Bosna'da. Yani şunu söyleyebilir miyiz? Sadece Türk kurumlarının Bosna Hersek içerisindeki, Saraybosna içerisindeki faaliyetlerin dışında yerelde Bosna Hersek medya kuruluşları da Türkiye'ye ayrı bir önem veriyor diyebilir miyiz? Bu kanallar da açık mı? Kesinlikle. Yani burada hem Anadolu Ajansı'nın hem TRT'nin buradaki varlığı çok önemli ve büyük katkılar sağladı bu yolda. Ve bunun sayesinde Türkiye'nin kendi kendine gelişmesi artık bir önem hani kazandırıyor ve gözler Türkiye'ye doğru çevriliyor. Bu yüzden artık normal yerel medyada kendi kendine de takip ediyor, muhabirlerini gönderiyor, belgeseller çekiliyor vesaire vesaire. Siz hem Türkiye'de görev yapmış bir gazeteci olarak ve şu anda da Bosna Hersek'te, Saraybosna'da medya sektöründe faaliyet gösteren yeni bir kanın mensubu olarak Türkiye'nin Saraybosna'da, Bosna Hersek içerisinde genel olarak Balkanlarda bir gündem oluşturma etkisine sahip olduğunu düşünüyor musunuz? Türkiye'nin, evet. Çünkü Türkiye sadece Balkanlarda değil. Şimdi baktığımız zaman artık Türkiye bütün dünyada söz hakkı sahibi olmuş bir ülke. Ve dolayısıyla birçok konuda artık gözler Türkiye'ye çevriliyor, ne dediğine bakılıyor. Yani eskisi gibi değil artık. Hani o eski Türkiye yok. Herkes de zaten ondan bahsediyor. Hani Türkiye'nin gücü, ekonomi yapısı, ekonomi gelişmesi hani bir model olarak alınıyor. Dolayısıyla bunu evet özellikle son senelerde çok da başarılı bir şekilde başarıyor. Türkiye'de okuduğunuzu, Türkiye'den eğitim aldığınızı biliyoruz. Medya sektörü içerisinde Türkiye'de eğitim görmüş olmak bir avantaj sağlıyor mu size? Kesinlikle. Çünkü şimdi Bosna Hersek, az önce gazeteleri tanıttınız. Hani sayılı bir gazetemiz var Bosna'da. Türkiye'de hem okurken o kadar bir geniş medya sektöründe kendinizi buluyorsunuz. Çok daha fazla hani tecrübe edinebiliyorsunuz, birikim kazanabiliyorsunuz. Kendinize açık kapı daha kolay bulabiliyorsunuz. Hani hem staj için, sonrasında da çalışmak için daha fazla çeşit çeşit gazeteyi takip etme şansınız var. Hani ne hatalar yapılıyor, nasıl hani politikalar, yayın politikaları izleniyor. Bunları kazanarak Bosna'ya geri dönmek çok daha benim açımdan büyük yarar sağladı. Burada daha kolay sonrasında kendi gösterebildim. Bir şekilde hani o tecrübelerimi burada kullanabildim ve bugün de Allah'a şükür yani bulunduğum yerdeyim. Şimdi bizim Türkiye'de eğitim görmüş öğrencilerle ilgili en önemli merak ettiğimiz konulardan bir tanesi aslında Türkiye'nin kendi bünyesinde yetiştirdiği ve ana vatanlarına dönen öğrencileri takip edip etmediği noktasında. Merak ediyorum, mesela siz Türkiye'de eğitim görüp buraya geldiniz, sektörün içerisinde yer aldınız. Türkiye sektörün içinde yer alırken de size destek sağladı diyebilir miyiz? Sizin takibinizi yaptı mı sektörün içerisindeyken?
Yani evet, öğrencilik döneminden itibaren biz hani orada üniversite hakkı kazandığımızdan itibaren her zaman bir arkamızda birilerinin olduğunu hissettik. Yani şimdi öğrencilik hayatında hani burs meselesi vesaire illaki yetmiyor. Evet. Ama birilerinin arkamızda olduğunu her zaman hissettik. Dolayısıyla bu yani Türkiye'de okumanın avantajlarını şu anda da burada anlatmaya çalışıyoruz arkadaşlara ve Türkiye artık çok fazla istenilen ülke oldu. Hani öyle bir konuma geldi üniversite açısından. Sadece Bosna değil, genel olarak Balkan bölgesinde öyle. Emine Hanım, siz aynı zamanda bir girişimcisiniz. Türkiye'de teorisini aldığınız bilgileri belki de artık burada hayata geçirme noktasında bir takım adımlar var. O adımlardan bahseder misiniz? Bu yeni gazete, web sitesi ve dergi noktasında neredesiniz? Nasıl doğdu bu fikir? Bu Simur Medya çatısı altında oluşmuş bir girişim. Ve şu an çok kısa bir süre içerisinde web portalı faktör.ba, gazetemiz Faktör ve dergimiz Stav, onun da manası duruş diye yola çıktık ve bu 8 ay içerisinde, gazetemiz daha yeni çıktı ama diğerleri işte 8 aydır var. Bu 8 ay içerisinde gayet güzel bir yol aldık. Yani hem bu orada öğrendiğim şeyleri ve buradaki ekip arkadaşlara, ki çok güzel genç bir ekibimiz var. Onları da hani burada artık bir şeyler yapmak lazım. Çünkü dediğim gibi o kadar geniş bir medya sektörümüz yok ve bu boşluğu bir şekilde doldurmak gerekiyor. Herkesin bir doğrusu var. Biz de o kendi doğrularımızda bunu yapmayı düşünüyoruz. İnşallah da başladığımız gibi daha güzel de devam edecektir. İnşallah diyelim ve kurşunların da rengi olduğunu konuşarak size veda edelim. Bu kitap içeriği hakkında belki bilgi vermek istersiniz. Çünkü Avaz sadece Türkiye içerisinde değil, Türk dünyasının tamamında izlenen bir kanal biliyorsunuz. İzleyicilerimize paylaşır mısınız? İçerik ne, yazım süreci nasıl, hangi noktadan hareket ettiniz? Kitap benim Bosna Savaşı'nda yaşadığım çocukluğu anlatıyor. Yazım süreci sadece 5 yıl sürdü. Aslında o kadar bir edebi bir eser değil ama yazım benim için yazmak, o günlere tekrar geri dönmek gerçekten zordu. Ve çok sık hani bıraktığım olmuştu, yazamıyorum dediğim olmuştu ve kitap böyle aylarca beklemişti. Benim amacım Türkiye'de böyle bir iz kalsın. Yaşanmış gerçeğe dair bir iz kalsın. Yarın öbür gün birileri Bosna Savaşı hakkında bir şeyler öğrenmek isterse böyle de bir kitap bir yerlerde hani raflarda beklesin. Bir de şunu sadece eklemek istiyorum. Yani sürekli mesela Türkiye'de de Bosna'dan böyle savaşla alakalı bahsediyoruz. Ama mesela şimdi geldiniz buraya, bu ülkeyi gördünüz. Bosna artık sadece savaşla anılacak bir ülke değil. Çok doğru. Hani bizim çok daha fazla zengin potansiyellerimiz var, güzel doğamız var, dağlarımız, göllerimiz, nehirlerimiz. Aslında bunlarla Bosna'yı tanıtırsak çok daha hem Bosna'ya da faydalı olur, bu insanlara da öyle. Hani yatırım da çok çağırabiliriz. Çok önemli bir noktanın altını çizdiniz. Savaşın üzerinden yıllar geçti ama Türkiye'de Bosna Hersek dediğiniz zaman aklınıza ilk gelen şey elbette ki savaş. Evet, Bosna halkı çok büyük acılar çektiler ama artık geleceğe dair umutları da var. Bu umutları yeşertmek için bir şeyler yapmak gerekiyor. Ayağa kalktık ve yürüyoruz artık. Evet, bunun altını çizelim. Ayağa kalktık ve yürüyoruz dediniz. Bosna Hersek'i, Balkanları, Türkiye'nin buradaki varlığını düşünen herkesin de bunu bilerek hareket etmesi ve buna destek sağlaması belki de gerekiyor. Hep söylüyoruz, yatırım, yatırım, yatırım. Evet. İkili ilişkilerin reel temeller üzerinde yürümesi için yatırım şart. Türk iş adamlarının buraya gelmesi, akademisyenlerin buraya gelmesi, gazetecilerin buraya gelmesi lazım ki Bosna Hersek'in bugünkü durumunu daha net olarak yansıtabilelim. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Biz medya sektöründe gelinen mesafeyi, alınan mesafeyi konuşmaya devam edeceğiz. Sağ olun bizlerle birlikte olduğunuz için.